Vişne mantısı. Hamur için yarım kilo un, bir tutam tuz, aldığı kadar ılık su. İç harcı için yarım kilo vişne. Üzeri için sarımsaklı yoğurt, tereyağı, pul biber, kuru nane. Yani öyle benden çok güzel böyle şey açmayı beklemeyin ama. Yani... Vallahi bilmiyorum. Koskoca Nursel'in evine gelmişsin. Kendine Nursel, güvenmiyorsan niye geldin? Sana güvendim Nursel açar dedi. Yok ya ben de öyle senin gibi sen açamıyorum öyle. Bir de işin zor gerçekten. Sert bir hamurun var. Hmm. Ama beraber yaparız ya. Aş. Hamuru açamayaydım. Eyvah eyvah. Ne yapalım? Biz de şarkımız şöyle aşkım biraz benim, daha aşkım benim sen var ya değişik bir şey yapmaya çalışmışsın ya o bile çok tatlı değil mi? Bence valla. Ya ne diyorsun? Neydi arkadaşın adı? Duygu. Hep ona Defne diyorum ya. Duygu'yla 10 gündür konuşuyoruz. Bir hafta erteledik ömrünü daha güzel. Kızın ömrünü, daha güzel ömrünü bir şey yemiş yapalım diye. Şimdi bu hamuru böyle inceltene kadar, akşama kadar yani. Sert şu an o gevşeyecek. O kadar da kendini gömme. Ben biliyorum senin neler yaptığını. Yok şey, ya hamur işlerinde çok iyi değilim ama güzel yemek yaparım yani. Hamur çünkü ben çok sağlıklı görmüyorum hamur yemeği ama arada böyle. Şükrü sen hep mi yuvada büyüdün, ailenle büyüdün mü? Vallahi ben de senin gibi işte 2 yaşında ben Kasımpaşa Çocuk Yuvası'na verilmişim. Hı hı. Sonra 17 yaşıma kadar, 16 yaşıma kadar. Yuvada mıydın? Tabii, ya. Hep yuvadaydım. Ha. Selcim, aslında oklavayla da yapılır da ben oklavayla beceremiyorum. Bu kadar yeter zaten. Bir tane bardak. Al şekerim. Kız ne kadar şeysin sen. Şimdi bununla sevgili seyirciler ne buradan baksana ziyan olmasın. Tam köşeleri yap böyle. Ondan sonra. İç harcı zaten çok kolay. Yazın buzluğa koyduğunuz vişnelerden. Bu arada biz bunları keserken siz de şey yapın, günün fotoğraflarına bakın. Sizden gelenler günün fotoğrafları. Video da çok güzel. Sonra da videoya bakarız. Şimdi de göster bakalım nasıl yapılıyor. Şimdi şunu şey yapalım. Bunlar tabii gene yapılır diye değerlendirilecek. O ama şimdi nasıl yapıyoruz? Dur, elim şey olmasın. Şimdi isterseniz şöyle yapıyoruz bir tane. Ne diyorlardı buna? Ravioli. Öyle şimdi mi? Bak, onun gibi. Dur bak şimdi şöyle yapıyoruz. Heyecanlanınca da. Şimdi bak şöyle de. Birleştireceğiz bunu. Yapıştırıyorsun. Hı hı. Çeviriyorsun. 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 Birleştiriyorsun. Yapıştırıyorsun. Sonra şapkasını mı yapıyorsun? Hı hı. İstediğiniz gibi şekiller verebilirsiniz. Hatta çocuklarınıza eğlence olsun diye. Çok güzelmiş. Ben? Bir tane bir Antep şeyi söyleyecektin, türküsü söylesene. Baksana böyle iş yapınca da. Tamam sen yapma, ben yaparım sen söyle. Evet Mehmetciğime söyleyeyim o zaman. Bütün Anteplilere de gelsin. Çok seviyorum Anteplileri. Bahçalarda mor meni verem etti bu kız beni. Bahçalarda mor meni verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayım? Eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin, yanağı al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Bahçalarda saz olur, gül açılır, yaz olur. Bahçalarda saz olur,
Gül açılır, yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Gülün ömrü az olur. 20 sene. Ben sana yandım gelin, yanağı al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ya sen niye albüm yapmıyorsun ya? Ya yapacağız işte. Ay saçmalama, nasıl yapmazsın ya? Ya ne yapma. Kadar gecikti yani. Yani Şükriye'nin inanılmaz albümleri var aslında. Hani gün yüzüne çıkmamış birçok şarkında var bu arada. Hani daha doğrusu aynen, hani kaybolmuş daha böyle. Ben böyle duyunca şok oldum yani böyle. Keşfedilmemiş. Ay. Diğer hamuru da ben. Cebelleş. Keşke. Ama şimdi dedik ya, şimdi Kayseri mantısı yapmıyoruz ama hiç değilse şarkılarını söyleyelim bir. Sonradan üzerine ben zeytinyağı çiğ olarak ekliyorum. Evet. Bir karıştırıyorum o şekilde. Güzel. Şimdi anne televizyon için mecburen bol yağlı kızarttık falan ama siz o kadar bol yağda koymayın. Çünkü sonuçta ısı işlem görmüş her şey bizim için kesinlikle zararlı arkadaşlar. Evet. Çünkü ıslanırsa hamur yapışmıyor. Dikkat edin, hani o biraz kapatması zor olabiliyor. Yalnız gerçekten yaptığım en enteresan mantılardan bir tanesi oldu Şükriye. Seni tebrik ediyorum. Sen buna ne yapacaksın? Tereyağı mı yapacaksın sudan çıktıktan sonra? Tabii ki. Klasik şey gibi işte. Mantı. Ayrıca bunların içine Nursel'cim şey de koyabiliyoruz. Elma, işte çeşitli mevsim meyvelerinden derler ya. Enteresan. Mevsim meyvelerinden içine şaka bir tarafa. Perdemi beğendin mi? Dur bir dakika. Hangisini? Bunu. Evet, çok güzel. Bugün ilk defa taktım bu perdeyi. Diğerini yıkarken bunu taktım. Handancığıma çok teşekkür ederim. Sanki bunu daha çok beğendim ben. Çok güzel. Çok hoş değil mi? Evet. Gel şekerim. Sen de meraklısın böyle antikalara, işte büfelerin var senin. 3 tane, 4 tane büfen var senin. Büfe vallahi var işte büfelerimiz. 3 mü var? Dur sayamadım bir anda. Girişte var. 1, 2, 3, 4 galiba. İçi de full böyle şey dolu. Eski, meski, antika, çok güzel şeyler var hep. Opo! Korktum. Korktum. Gesibalarında dolanıyorum, yitirdim yantıyı, aman aranıyorum. Kayserililer alınmasınlar diye Kafkas mantısı yapıyoruz ama. Yârimi. Aman aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma.
Hallerimi söyleyeyim. Toplanıyoruz, geliyoruz. Halimden bilmiyor. Ben o yarine şekerim, direkt süs şuraya. Şimdi kevgirle almıyorum ki parçalanır diye. Dök direkt. Ay, bismillah. Ben mesela normalde böyle yaptığım şeylerin, işte makarna olsun, mantı olsun. Mantı çok yapmıyoruz ama sularından genelde çorba yapıyorum. Gerçi veriliyordur bu bilgiler burada da. Ama ya çok kişi tercih etmiyor onu. Ben de hiç kıyamıyorum biliyor musun o sulara? Şimdi döktüm oraya, içim bitti mesela. Valla ben de hiç şu kıyamıyorum. Şuraları düzeltelim. Nane, pul biber, tereyağı. Şimdi görseli önemli çünkü böyle şeyler de ortaya şöyle. Bak. Yok, çok beğendim. İyi ki yaptın.